Sevgili arkadaşlar, tekrar merhaba. Umarım internet şu anda donmuyordur ve normal bir şekilde konuşabileceğim ve siz de beni dinleyebileceksiniz diye düşünüyorum. Biraz önce de söylediğim gibi şu anda evimde değilim. İstanbul'dayım. Bu yüzden kendi evimden bağlanamıyorum. İnternet sorunu yaşarsanız şimdiden kusura bakmayın ama sonrasında canlı yayını zaten aktive edeceğim için rahat rahat tekrar dinleyebilme şansınız olacak. Ki bana göre zaten bu konu çok önemli bir konu. Tekrar dinleyip hatta sık sık kendimize hatırlatmamız gereken, hatta unutmamamız için sürekli hafızamızda kalmasına yardımcı olacak ne gibi bir çalışma varsa bunları yapmamız gereken bir konu. Şimdi bugün konuşmak istediğim konu, ki sonrasında soru cevapları da yapacağız birlikte, bilinçaltının uyanıştaki etkisi. Neden bilinçaltının uyanışta bir etkisi var ya da nasıl bir etkisi var, bunların üzerine konuşacağız. Şimdi bizim yaşadığımız döngü içerisinde ya da bu uyanış yolu içerisinde okuduğumuz, duyduğumuz, gördüğümüz, filmlerde aklımızda kalan, kitaplardan aklımızda kalan bir sürü yazı var. İşte bilinçaltı senden başkasını tanımaz, karşıdaki insanlar da kendine göre seçer, karşıda bir insan bir davranış gerçekleştirdiğini zanneder ki kişi kendi kendine o davranışı gerçekleştiriyor. Çünkü zihin ve bilinçaltı için senden başka hiç kimse yoktur. Bir de uyanış yolunda geçen şöyle bir cümle var. Bu cümle: hayatta sadece sen varsın, geri kalan herkes senin kendi simülasyon evreninde, kendi kendini ortaya koyma dünya düzleminde seni sen yapmak için etrafında var olan senin yansımaların diye geçiyor. Çok karışık bir cümle oldu, farkındayım. Bu arada Betül Can'dan desteği için teşekkür ederim. Bu arada Türkiye'deki mamaların fiyatları da artmış. Ben buraya gelmeden önce bazıları şey diyordu, hocam fiyat arttı diye, harbiden artmış. Neyse, önemli değil. Bu arada 9 Aralık'ta Cumartesi günü akşam saat 9'da, yani yarın da öbürsü gün rüya eğitim başlıyor. Son gün, son 2 gün yani. Kayıt olmak isteyen arkadaşlar Telegram grubundan kayıt olabilirler. Bayağı kişi olduk. Sorularınız varsa o gruba sadece soruyu yazın, bırakabilirsiniz. Bu sayede eğitim esnasında hocamız oradaki soruları da içinde barındırabileceği bir eğitim olacak. Rüyalar için bir yol gösterici denmesi aslında doğru ve önemli. Çünkü bize gittiğimiz yolda önderlik ediyorlar. Tabii doğru şekilde görüyorsan, ama burada bilinçaltı devreye giriyor ki bugünkü konumuzda zaten bu. Şimdi şu bir gerçek ki etrafımızda gördüğümüz ve insanların bize söylediği, etrafımızda gördüğümüz her şey sadece bizim yansımamızdır dediği şey kesinlikle doğru. İçimizden bazıları diyecek ki hocam Ahmet var, Ayşe var, Fatma var, Abdullah var, Abdurrahman var, fark etmez. Onlar o kadar kötü ki bunlar benim yansımam olamaz. Olay burada onların o kadar kötü olup senin yansıman olamayacak kadar aşağı olmaları değil. Çünkü bu da bir yerde kişinin kendi egosu. Kendini ondan ayrı görüyor. Kendinden daha yüksek birilerini her zaman, aa evet bu benim yansımam olabilir, benim bilen tarafım derken, bazıları bilmeyen, cahil olan insanlara ya da etrafındaki sorunlu olan insanlara bunlar benim bilinçaltım değil, bunlar benim yansımam değil diyor. Ben böyle bir yansımayı kabul etmiyorum diyor. Ama bu birazcık kibir, birazcık egodan kaynaklanıyor. Etrafımızda var olan insanlar bizim yansımamız olsa da olmasa da karşımıza çıkıyor olmalarının bir sebebi var. Zaten bizim ilgileneceğimiz konu da bu. Bizim etrafımızda karşılaştığımız insanlar ya da deneyimlediğimiz olaylardan bizim gördüğümüz şey farklı. Ama aslında görmemiz gereken şey çok farklı olabiliyor. Dışarıda bir kavga varsa bu benim kendi içimdeki bir kavgadır. Hayır hocam, konunun benimle bir alakası yok. Onlar kavga ediyor. Tamam, onlar kavga ediyor. Doğru, ama o kavga niye senin önüne çıktı? Neden Ahmet karşılaşmadı o kavgada da sen karşılaştın? Şimdi bu konuya bakmak gerekiyor. Benim etrafımdaki problemli insanlar veya sorunlu insanlar benim içimdeki sorunları yansıtıyordur. Benim etrafımdaki güzel insanlar da benim içimdeki güzelliği yansıtıyordur. Bazen etrafımızda çok güzel insanlar olduğu halde bizim içimizde kötülük veya negatiflik olabilir. Normal. Ama bu içimizde güzellik olmadığı anlamına gelmiyor. Bu yüzden kendimize çok yüklenmeyelim. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Lütfen kendinize çok fazla yüklenmeyin. Yani ben böyle bir konuşma yapıyorum diye ve siz böyle şeyler okuyorsunuz sağdan soldan diye etrafımda çok fazla kötü insan görüyorum. O zaman ben kötü bir insan mıyım algısına hiç girmeyin. Çünkü bu dünya etrafınızda kötülüklerle uğraşabileceğiniz, problemlerle uğraşabileceğiniz ve kendi kendinizi yiyip bitirerek sonlandırabileceğiniz bir yer değil.
Bu dünya algısı gerçekten kişinin kendi içindeki netliğini, kendi içindeki varlığını görüp kendine hatırlatması gereken bir dünya. Gerçekten çok anaokulu düzeyinde bir dünya. Ve her şey bilinçaltına devam ediyor. Sen bir olayla karşılaşıyorsun, bir olaydan çok fazla etkileniyorsun, bilinçaltına yer ediyor. Bilinçaltına yer ettiği için ve o enerjiyi düzenleyemediğin için o olayın tekrar yaşamına başka insanlar ya da başka olaylar aracılığıyla geliyor. Çözümleyebileceğimiz şeyler mi? Kesinlikle çözümleyebileceğimiz şeyler. Çünkü benlik uyanışı gerçekleştirmek istiyorsan, başkasının sırtına basarak uyanışımı gerçekleştiremem. Kendimi yerden yere vurarak uyanışımı gerçekleştiremem. Kendimi başkasından üstün görerek uyanışımı gerçekleştiremem. Benim bu uyanış evresinde yapabileceğim ve yapmam gereken tek ve yegane şey kendi içimde bana zarar veren, beni yavaşlatan duygu durumlarını düzenlemektir. Eğer ben karşılaştığım olaylar veya kişilerde onların öylesine karşıma çıkmadığını bilirsem ve öylesine karşıma çıkmadığını bildiğim için karşıma çıkmasının sebebini bulup bunu dönüştürebilirsem ne ala. Çünkü uyanış dediğin şey ancak böyle gerçekleşebilir. Evet, etrafımızda çok basit şekilde uyanabileceğimizi söyleyen insanlar da var. Çok zor şekilde uyanabileceğimizi söyleyen insanlar da var. Ama ben ikisine de katılmıyorum. Bana göre kişinin uyanışı gerçekleştirme algısı kişinin kapasitesi ve bu kapasitesini nasıl değerlendirdiğine bağlı. Etrafımızda karşılaştığımız olayları doğru bir şekilde değerlendirip benim önüme geldiyse burada öğrenmem gereken bir şey var dersek bir problem kalmaz. Bakın bazen etrafımızda ne bileyim çok şımarık insanlar da oluyor, hiç büyümek istemeyen insanlar da oluyor. Çok öfkeli insanlar da oluyor. Bir türlü kendini görmeyen insanlar da oluyor. Kendini fazla gören insanlar da oluyor. Denge bir türlü sağlanmıyor çevrenizde. Ama biz bireysel olarak istiyoruz ki şu istediğim gibi davransa okey, bu istediğim gibi davransa okey. Ama önceki bilmemiz gereken şey benim istediğim şekil, benim bu böyle olmalı, bu da böyle olmalı dediğim mevzu öyle olmayabilir. Ki yüksek ihtimalle öyle değildir. Çünkü ben bir insan olarak, yani hepimiz bir insan olarak bir algıya sahibiz, bir isteğe sahibiz. Doğduk, kaç yaşındaysak o kadar yıllık deneyimimiz sayesinde, saçta karmalarımız sayesinde, agami karmalarımız sayesinde, bu dünyada oluşturduğumuz karmasal problemlerimiz sayesinde etrafımızdaki insanlara veya olaylara bir sürü anlam yüklüyoruz. Bu anlam ve olaylar da bize çok fazla istek açığa çıkartıyor. Ve bu istekler sadece o deneyimlerde karşılaştığımız olaylardan açığa çıkmış olan şeyler. Gerçekten ihtiyacın olduğundan dolayı değil. Kişinin ihtiyacı olan şey bana göre en önemlisi ve birinci öncelik olan şey etrafında karşılaştığı şeylerdir. Ben etrafımda birisini görüyorum. Mesela ne bileyim annem var diyelim, tamam mı? Annem var ve annem hep çocukça davranıyor diyelim. Bir türlü büyümek istemiyor diyelim. Sorumluluğunu almak istemiyor diyelim ya da yalnızlıktan korkuyor diyelim. Yalnızlıktan korktuğu için de etrafındaki insanlarla hep iyi geçinmeye çalışıyor diyelim ya da kötü geçiniyor diyelim. Fark etmez bakın ben farazi örnek veriyorum kimseyi zan altında bırakmamak için. Her yerden farklı örnekler vermeye çalışıyorum. Şimdi ben bir çocuksam ve benim böyle bir ebeveynim varsa bu bana ne yansıtıyor olabilir? Bu benim içimde açığa çıkmamış, açığa çıkma ihtimali olan ya da çoktan açığa çıkmış ve değiştirmem gereken şeyleri yansıtıyordur. Tamam hocam iyi söylüyorsunuz, güzel söylüyorsunuz ama bu hiç onunla ilgili değil midir? Tabii ki bu onunla ilgilidir. Yani annenin kendi yaşamında getirdiği spatyomu nereden doğdu, nereye doğru gidiyor, ne için bu yaşamı yaşıyor, ne öğrenmeye gelmiş bu spatyomda bu dünyada. Belki annenin öğrenmesi gereken şeyle bu dünyada senin öğrenmen gereken şey arasında dağlar kadar fark vardır ki eminim vardır. Ama neden onun çocuğu olarak dünyaya gelmişsin? Sana ne yüzünü yansıtıyor? Hangi şeyi onda tamamlayamadın? Bakın biz ilişkilerde de böyleyiz. Etrafımızdaki birisiyle beraberken hiç başlamadan önce her şey çok güzel geçiyor.
Başladıktan sonra istekleriniz tatmin olmadığında, kavgalar çıkmaya başladığında bilin ki orada bir problem var demektir. Bir şey eksik yapıyoruzdur, karşıdaki bir şey eksik yapıyordur. Bu da zaten iletişim bozukluğundan kaynaklanır. Çünkü normal şartlarda çok açık konuşacağım. Bu dünya üzerinde hiçbir insanın hiçbir insanla iyi anlaşmamasının bir sebebi normalde yok. Ama kişi kendi arzularını ve isteklerini, yani haz dürtülerini devreye soktuğunda bu kez başkasının tarlasına girmeye başlıyor. Benim bahçem senin bahçene 1 metre içeriye girmediği halde 1 metre içeriye girmeye çalışıyorum. Ne yapıyorum? Senin özgürlük alanını kısıtlıyorum. Ne için? Haz dürtüm için. İsteğim var, beklentim var. O yüzden bir adım atıyorum, iyi veya kötü. Anlatabiliyor muyum? Ve bu adım beni çok kötü yerlere götürebiliyor. Etrafımdaki her şey benim bilinçaltımdan kaynaklanıyor. Her şey. Gördüğüm, göreceğim, görmüş olduğum ve çözümleyemediğim ya da çözümleyip dönüştürebildiğim her şey. Yani bunu bir önceki canlı yayında da veya videoda da konuşmuştuk. Aynalama olayı. Ben bir insanda bir şey görüyorsam, bir, o insanda gördüğüm davranış bende de vardır. O yüzden görüyorumdur. İki, o yüzden o insanda gördüğüm davranış bende yoktur. Bende onun eksikliği vardır. O yüzden o insanı görüyorumdur. Örneğin ben hakkımı savunamıyorumdur. Hakkını çok iyi savunan bir arkadaşımla beraberimdir. Neden? Çünkü benim o arkadaşımdan hakkımı savunmayı öğrenmem lazım. Bilinçaltımın yansımasıysa ben onu görüyorsam o zaman ben hakkımı savunabiliyorumdur. Hani benim gördüğüm her şey benim yansımam da doğru. Senin yansıma. Ve sen normalde hakkını savunabiliyorsun. Ama o savunma mekanizman, o şartel bir şekilde inmiş. Yani her şey zaten senin içinde var. Bunu görüyor olmanın sebebi her şey senin içinde olduğu halde sen bunu deaktive etmişsin ya da henüz aktive etmemişsin. Bu yüzden benim eksik olduğum bir şey, iyi anlamda bakın başkasına zarar verecek bir şeyden bahsetmiyorum. Atıyorum Ahmet Mehmet'le tanışıyor, Mehmet dolandırıcı, Ahmet dolandırıcı değil. Hocam ben şimdiden dolandırıcılığı mı öğreneceğim gibi bir örnek vermiyorum. Çünkü zaten yaşam algısı içerisinde ilerlerken hiç kimse hiç kimsenin yaşam alanına taciz etmemeli. Herkes kendi alanını korursa, herkes kendi kapısının önünü temizlerse bu yanlış dediğiniz şey böyle yağ gibi akar. İçinde bulunduğumuz günler içerisinde çok böyle ağrılı sancılı sıkıntılı günler geçirdiğinize eminim. Anlıyorum. Bu normal. Bu süreçler kişinin gelişmesi için var. Yani acı dediğin olgu büyümen için var. Biraz polyanacılık gibi olacak ama beni tanıyorsunuz zaten. Ben böyle polyanacılık oynamayı hiç sevmem. Analitik düşünmeyi seviyorum. Neyse odur. Hani benim gördüğüm şey gördüğüm şeydir. Hocam hayatta her şey görülebilir mi? Hayatta her şey görülebilir. Yeter ki o torus alanına sahip olalım. Yani bu ne demek? Gözlerimizi kapatmamız ve sırtımızı dönmemiz gereken hiçbir şey yok bu yaşamda. Bilinçaltımızdan ya da zihnimizden ya da getirdiğimiz enerjiden ya da gitmemiz gereken enerjiden dolayı karşılaştığımız şeyler bizim çözümlememiz gereken şeylerdir. Her şeyden sınanıyorsunuz. Her şeyden sınanacağız. Ve her şeyden sınandık. Bu zamana kadar bu kadar şey geçmişken. Hatırlayın geçmiş zamanınızı hatırlayın. Bakın bırakın şu anı. Sadece sakince bir durun. Oturduğunuz yerde birazcık rahatlayın. Tamam mı? Böyle meditasyon pozisyonunda sırtınız, boynunuz, başınız bir dik olsun. Sakince bir nefes alın. Sakince bir nefes verin. Ve şöyle bir bakın geçmiş yaşamınıza. Geçmişte asla geçmeyecek. Ben bunu nasıl dönüştüreceğim? Ben bu problemi nasıl aşacağım dediğiniz anları düşünün. Düşündüğünüzde o anların bile o zamanlar geçmeyecek. Çok acıyacağım, yapamayacağım, dönüşmeyecek dediğiniz halde nasıl dönüştüğüne bak. Dönüştü mü? Dönüştü. Bu zamana kadar şöyle bir insan yok. Aa ben geçmişte böyle bir sorun yaşayacaktım. Asla düzelmeyeceğini düşündüm. Düzelmedi de. Düzelmiştir. Dönüşmüştür. Alışmışsındır en azından. Alıştığında da alışmışım. Düzelmemiş. O düzelmiş. Sen alışmışsın. Artık sana zarar verecek bir yapısı yok o. Çünkü hayatta hiçbir şey yok bize zarar verecek olan. Anlatabiliyor muyum? Bu hayatta insana zarar verecek olan tek şey insanın kendi algısıdır. Ben yetersizim. Ben herkesten üstünüm.
Neden ben böyle düşük seviyeli insanlarla beraberim? Ben insanlardan tiksiniyorum. Tek başıma da her şeyi yapabilirim. Ya da ben başkası olmadan hiçbir şey yapamam. Bakın bunların hepsi algı. Bunların hepsi kişinin kendi içinde toparlayamadığı, nötr kalamadığı için verdiği tepkiler ve yüklediği anlamlar. Bu yaşamda yüklediğiniz anlamlar ayağınıza büyük bağlar oluşturur. Bu çok normal. Çünkü ben bir türlü yaşamla beraber akamıyorsam eğer, bilinçaltım bana bunu gösterdiği halde, zihnim bana bunu gösterdiği halde, etrafta gördüğüm her şey benden banaysa, o zaman ben ya bana yanlış mesaj gönderiyorumdur ya da ki bence burası doğru, benden bana olan her şeyle kendime gönderdiğim mesajları doğru okuyamıyorumdur. Peki neden doğru okuyamazsın mesajları? Şimdi burası çok kritik ve çok önemli bir yer. Çok önemli bir yer. Mesela frekansınız yükseldiğinde artık tüm enerjileri okuyabildiğinizde, olmadığınız yerleri bile görebilmeye başladığınızda, insanlara baktığınızda ve baktığınızda içinden geçenleri, zihninden geçenleri, içinde ve bedeninde var olan tüm duyguları ve hareketleri görmeye başladığınızda bile ya da astral seyahat yapıp canavar gibi çalışmalar yapmaya başladığınızda bile eğer duygusal bir boşluktaysanız, bir anlık duygusal bir nehre kapıldıysanız ne enerji okuyabilirsiniz, ne insanı görebilirsiniz, ne astrale çıkabilirsiniz, ne de çalışma yapabilirsiniz. Hiçbirisini yapamazsınız. Bunun altına imza atalım. Duygusal bir düşme yaşıyorsanız, bir duygusallıktan etkilenmişseniz hiçbir türlü çalışma yapamazsınız. Neden? Çünkü astral bedenle fiziksel beden ve duygusal beden birbirine girmiştir. Duygusal beden seni kontrol altına aldığı için, duygusal beden de sadece buradaki fiziksel bedende var olduğu için bir türlü astral bedene geçiş yapamazsın. Yani kendi sınırsızlığın içerisinde kendi sınırsızlığına düşünemezsin. Senin o anda düşünebildiğin tek şey zihin koşasının içerisinde olan düşüncelerin açığa çıkarak oluşturduğu duygu koşasında var olan ağırlıklar ve yükler. Bu yüzden duygu iyi bir şey değil. Duygudan kastım nasıl yani hocam, sevmeyelim. Ondan bahsetmiyorum. Gerçi sevgi dediğin şey zaten dünyada anlaşıldığı gibi bir şey değil. O da başka bir mevzu da. Duygu dediğiniz şey bilinçaltınızı da etkiler. Dışarıda bilinçaltınızdan yansıyan ve görmeniz gereken eksiklikleri ya da sizde var olan ama açığa çıkartamadığınız ya da sizde var olan ama bitirmeniz gereken olayları ya da düşünceleri veya davranışları dışarıya doğru yansıttığında bu yansıma size bir şekilde gelecek. Değil mi? Her şey benden banaysa benim karşılaştığım insanlar ve davranışlar da benden banadır. Ve ben bu davranışları karşıdaki insanlarda görüp çözümlemeye çalışamıyorsam bunun yegane sebebi aslında duygulardan kaynaklanıyor ve yüklediğim anlamlardan kaynaklanıyor. Kendimi üstün görme, kendimi düşük görme, kendi seviyemi belirleyememe, etrafımdaki insanlarla mesafemi doğru düzgün ayarlayamama. Ve duygu dediğin şey seni egoizme iter ya da masum çocuk arketipine iter. Anlatabiliyor muyum? Örneğin herkesten her şeyi öğrenebilir miyiz? Herkesten her şeyi öğrenebiliriz. Bir kediden, bir köpekten, sokaktaki hayvandan, yanımızdan telefonla konuşarak geçen insanlardan, TV reklamlarından diyorum ya, ya görmemiz gereken şeyi görmek için karşımıza çıkmıştır ya da eksiğimizi görmek için karşımıza çıkmıştır. Yani yine mesaj benden banadır. Ama ben ısrarla reddetmeye çalışıyorsam bende bir sıkıntı var demek ki. Biraz durmalıyım ve bakmalıyım. Duygusal bir düşüş yaşamış olabilirim. Kendimi kötü hissediyor olabilirim. Birileri tarafından görülmemiş olabilirim. Ya da beni görmesini istediğim kişiler tarafından da görülmemiş olabilirim. Bunlar çok normal. Biz fazla büyütüyoruz bazı şeyleri hayatımızda. Büyüttüğümüz şeyin çözümlenmesi için de evrenden, kendimizden kendimize bir mesaj gönderiyoruz. Birisi geliyor diyor ki gülümsesene. Ama sana söylemiyor belki de. Ya da bir reklam görüyorsun, TV reklamı. Biraz rahat ol diyor. Adam saçma sapan bir ürünün reklamını yapıyor ama diyor ki rahatlayın. Sen de diyorsun ki ne rahatlayacağım ya. Ürünleri sattıkları fiyata bak. Ya da oynayan kişiye bak diyorsun. Ama
Görmen gereken şey senin orada rahatlaman gerektiği. Çünkü bak gerginsin zaten. Biraz durman lazım, biraz gülümsemen lazım. Ne bileyim bir bardak su içmen lazım. İnsanlara gereksiz etiketleri yapıştırmaman lazım belki. Ya da kendini o kadar aşağı görmemen lazım. Çünkü genelde bir insan kendini olduğu seviyeden daha aşağı gördüğünde ya saldırıya geçiyor etrafındakilerine ya da eziklik duygusuna giriyor. İkisi de doğru bir şeydir. İkisi de seni tamamlamıyor. İkisi de seni betimlemiyor. Çünkü sen ne ezik bir bireysin ne de başkasından üstün bir bireysin. Senin birisinden üstünlüğün sadece o konu üzerindeki profesyonelliğindir. Yani o konu üzerindeki bilgin ve dengendir. Senin bir kişiden daha alt seviyede olman o konu üzerindeki bilgisizliğin ve dengesizliğindir. Başka bir sebep yok. Başka hiçbir sebep yok. Bende var olan 5 parmak birisinde 10 parmak halindeyse tamam mı? Bu onu nasıl kullandığıyla doğru orantılı. Belki de hiç kullanamıyordur. Buna böyle bakmak lazım. Ama var olan tek gerçek şu ki şu evrende aldığın her mesaj, bak her mesaj, abartısız hepsi senden sana. Genelde insanlar o mesajı okuyamayınca öfkeleniyorlar. Öfkeleniyoruz. Göremediğimiz için. Bazıları göremediğini kendine itiraf bile edemediği için saldırganlığa geçiyor. Bazıları da göremediğinin içsel farkında ama yapabilecek bir şey yok. Enerjisi de çok fazla sarklık attığı için döneceği yönü göremediğinden dolayı sessizleşip kenara geçiyor. Bu hayatın ya da bilinçaltınıza dönüştürmeniz için size verilen bu işaretlerin sizi bir kenara sıkıştırmasına izin vermemek gerekiyor. Ama başkasına saldırmaya da itmemesi gerekiyor. Bu çok ince bir ayar. Kendi yaşam alanımı korumak başka bir şey. Bir başkasına saldırmak çok başka bir şey. Ya da kendi yaşam alanımı koruyamayıp köşeye sıkışmak daha da başka bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bunlar arasında fark var. Bu yüzden sözlerimi toparlayacak olursam, lütfen etrafınızdaki gördüğünüz insanları yargılamak yerine, onlara laf söylemek yerine, onları aşağılamak yerine ya da onları yüceltmek yerine durup bir algılamaya çalışın. Karşıdaki insanla bir alakası yok olayın. O olayın sebebi sizin görmeniz gereken ve göremediğiniz şeylerdir. Ne görmem gerekiyor benim bu mevzudan? Ben buradan ne algılamalıyım? Neden bu benim karşıma geldi? Çünkü çözümlemezseniz düzelmeyecek. Bak çok güzel bir soru geldi. Elif diyor ki gelen mesajı görmek istememek olabilir mi? Ve neden görmek istemeyiz? Söyleyeyim. Haz dürtüsü yüzünden görmek istemeyiz. Bir insan işaret geldiği halde görüyor ama görmek istemiyorsa işine gelmiyordur. Hayır ben bunun böyle olmasını istemiyorum. Ben de biliyorum bunun böyle olması gerektiğini. Ama ben bunu kabul etmek istemiyorum diyor. Bu neden? Neden bir insan karşısına gelen mesajın mesaj olduğunu bildiği halde görmek istemez? Çünkü olmasını istediği ve beklenti içerisinde olduğu bir şey var ve o gelen mesaj kendi isteğiyle çakıştığı için ya biri olacak ya başka birisi olacak. Toparlanma durumu söz konusu değil. Eğer arzumu durdurmayı bilemezsen. Peki soruyorum sana. Sen mi daha geniş düşünebilirsin bir insanoğlu olarak? Yoksa senin daha üst versiyonun mu? Evren mi? Sistem mi? Kainatın kendisi mi? Burada biraz işler şeye göre. Bak özgür iradeyle kainatta olması gereken ve kişinin gelmesi gereken nokta için yapması gereken şeyler birbiriyle örtüşür normalde. Ama insan istediği şey olması gereken şeymiş gibi algıladığından dolayı bu örtüşmeyi görmeyip çakışma olarak algılar. Ve bu kez de savaşlar açığa çıkar. Herkes birbiriyle savaşır. Neden? Savaşmaya ihtiyacınız mı var? İnsanlar sürekli savaşıyor. Varlıklar da sürekli savaşıyor. Yukarıda da hep savaş var. Yukarıda enerji savaşları, güç savaşları, ne bileyim devaların savaşları varken aşağıda da para savaşları, yine güç savaşları var.
Var ama title savaşları var. Hayır, ben senden daha iyi biliyorum savaşları var. Sen kimsin savaşları var. Sen benim kim olduğumu biliyor musun savaşları var. Bana neler yaptılar haberiniz var mı savaşları var. Yani insan ya mazlum olduğu için saldırıdan geçiyor ya da güçlü olduğu için daha da güçlü olma çabasından dolayı saldırıya geçiyor. E peki ben bir şey sormak istiyorum. Bu evrende her şey senden sanaysa kimle savaşıyorsun? Mesela benim bir öğretmenim var ve öğretmenim bana öğretiyor, 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 öğretiyor. Şimdi o benim, benden bana olan yanım. O benden daha bilgi olan bir ben ve beni o daha bilgi olan bir seviyeye çıkartmak için benim bana gönderdiğim bir şey, bir kişi. Her şey gerçekten tek. Dualite dediğin şey spiritüalizmde var zaten. Normal 3D yaşamındaki insan sadece 3D yaşamındaki olayları görüp savaşları görüyor. Haybeye yaşıyor, ne yaptığını da bilmiyor. Sabah bir oluyor, bir anda akşam olmuş, gözlerini kapatmış, uyumuş. Aman yataktan kalkmak istemiyorum, aman bu yemeği bırakmak istemiyorum, aman bu sevgilimden ayrılmak istemiyorum, aman bir çocuğum olsun, aman 5 tane çocuğum olsun, aman bu çocukları başımdan alın. Sürekli bir savaş halinde evrende karşıdaki insan. Ama sen kainat çok küçük bir parçasıysan ve kainat kendisinden kendisine kendi evrimi için bir şeyler gönderiyorsa ayak diretmen tamamen senin için hayatının daha da zorlaşması demek. Ne yazık ki öyle. Gerçekler gerçekten acıdır. Betül Candan'ın yazdığı gibi. Ama bence acı iyi bir şey. Neden? Acısını çektiğimiz için, oramız buramız yandığı için değil. Öğrendiğimiz için, büyüdüğümüz için. Şimdi burası bir simülasyon dünyası mı? Evet, burası bir simülasyon dünyası. Doğru. Sen bu simülasyon dünyasının dışındaki dünyayı görmemişsen burası senin için gerçek. Ama ben görmüşsem benim için gerçek değil. Ne bileyim, Emine görmüşse, Elif görmüşse, Bertu görmüşse benim için gerçek değil. Bertu hoş geldin bu arada. Görmüşsen bu dünyanın simülasyon olduğunu bilirsin. Çünkü yukarıda öyle bir sistem var ki. Daha yukarıya çıkmak için ben olduğum yerdeyim. Bu düzlemdeyim. Bu düzlemde ben ne yaparsam yukarıyı deneyimleyebilirim. Doğru bir şekilde. Bunu nasıl görebilirim? Bunu görebilmek için benim bir sahaya ihtiyacım var. Bir alana ihtiyacım var. Tamam. Ve ben bu alan dediğim yerde şu an yaşıyorum. Benim bir yukarıdaki, bir gerideki, bir üstteki, bir öndeki ya da şu an var olan yerdeki benim bir yukarıya çıkabilmesi için ne yapması lazım olduğunu, algısını değiştirmesi gerektiğini öğrenmesi için bir simülasyon alanına ihtiyaç var. İşte burası da orası zaten. Bu simülasyon alanına gelirken kişi unutma perdesi neden var? Ben zaten oradaki X kişiysem, buraya da X kişisi olarak inersem ne öğrenebilirim? Zaten belli bir X karakterim var. Ben X olarak oradayım. Aşağı indim, hala X'im. Ben potansiyelimi çıkartamıyorum bir türlü. Ne yapacağım? Potansiyelimi çıkarmak için önce sadece X olmadığımı bilmem lazım. X olmadığımı bilmek için de burada X'ken aşağıya böyle inerim. Düz. Yeni şeyler dışarıya çıkabilsin diye. Bu sayede bu dünya bana bunları öğretmeye başladı. Aa, ben bunu da yapabiliyormuşum. Örneğin şöyle başınıza bir şey gelmiş. Ya ben hiç güzel şarkı söyleyemem dediğinizde aradan zaman geçer, aylar geçer, günler geçer. Bir karaoke falan gidersin. Bir başlarsın, aa şarkı söyleyebiliyormuşsun. Ama sen başta kendine bunu bilinçaltına kodladığın için ben bunu söyleyemiyorum, ben bunu söyleyemiyorum diye söyleyemiyorsun. Çünkü söylemeyi denemiyorsun. Ama bir mikrofon geldiğinde kafan güzelken, moralin bozukken, moralin çok iyiyken, bu arada kafan güzelkeninden kastım alkol tüketmeniz, negatif enerji ve frekansınız çok düşmüş, sigara da aynı şekilde. Sigarayı bırakmak için de Telegram'da sigara bırakma kanalımız var. Orada binlerce video var. Onlardan yararlanabilirsiniz. Denediğimde ben o potansiyelin bende olduğunu görebiliyorum. İşte bu tür simülasyon dünyaları bu tür deneyimleri geliştirebilmek için vardır zaten. E ben de bu dünyaya indiğimde neyle karşılaşacağım? Kendi sınırsızlığımı bana fark ettirebilecek şeylerle karşılaşmam lazım. Bu bir öğretmen olabilir, bir hırsız olabilir, bir köpek olabilir, bir at olabilir.
Yağan bir yağmur olabilir. Önemli değil. Önemli olan benim burada bunu görebilme durumu. Bakın söz veriyorum. Altına imzamı atarım. Çok net konuşuyorum. Bu tür kendimizi tanıyabilecek duruma gelip başkasıyla savaşımızı bitirdiğimizde, kendimizle barışı sağladığımızda zaten bu uçmalar kaçmalar bizim için normal hale geliyor. Şu anda ben işte X kişisinin nerede ne yaptığını görebilecek duruma gelebiliyorum. Ne bileyim kedinin benimle konuşurken ne istediğini algılayabilecek duruma geliyorum. Bunu duyuyorsunuz ya net bir şekilde duyuyorsunuz. Yani bu evrenlerde ve bu kainatta wow, doğaüstü diyebileceğin hiçbir şey yok. Kainat doğaüstü diye bir şey yok. Doğa zaten kainatın kendisi ve doğanın üstünde bir şey olmadığı için olabilecek her şey zaten normal. Doğaüstü kelimesi ya da anormal kelimesi bulunan kolektifteki standartların bir tık dışında bir şey gerçekleştiğinde böyle oluyor. Peki standartları kim belirliyor? Genel çoğunluk belirliyor bu kadar. Standartlar gerçekten standart mıdır? Hayır. Sen burada yürüyerek gidiyorsun, uçamıyorsun. Çık Mars'a, havadasın. Ne oldu? Yerçekimi kuralları burada var. Buranın standartında yürümek varken buradan çıkıp da göğün katmanlarını geçmeye başladığında artık buranın standartları değişiyor. Demek ki standartlar bir kural değilmiş. Var olan bölgelerdeki genellememiş. O zaman benim yapabileceğim hiçbir şey anormal olmaz. Ben şu anda o zaman Ayşe Ahmet'le telepatik konuşabilir mi? Konuşabilir. O onun ne istediğini hissedebilir mi? Hissedebilir. Herkes birbirini hissedebilir mi? Hissedebilir. Hissediyor mu? Hissetmiyor. Neden? Çünkü önce kendini hissetmesi lazım. Kişi kendini hissetmediği için başkasını nasıl hissedecek? Sen kendini sevmiyorken başkasını nasıl sevebilirsin? Değer vermeyi bilmiyorken başkasına nasıl değer verebilirsin? Şefkat dediğin şeyi yayamıyorken başkasından nasıl şefkat beklersin? Evren sensin, sen de evren. Sen evrene negatif bir şey gönderiyorsun, küfrediyorsun, bağırıyorsun ergen çocukların ailesine yaptığı gibi. Sonra annesinin, babasının yani ailesinin o ergen çocuğun başını okşamasını bekliyorsun. Ne verirsen o gidecek. Saldırırsan saldıracaklar, senin canın yanacak. Ezilirsen hep ezileceksin çünkü hep ezecekler. Ya biz doğayı bile saçma sapan ediyoruz. Allah'ım bana zorluklarla karşılaşmamı işte sağlayacak kadar veya onları halledebilecek kadar güç ver. Önce zorluğu istiyorsun, sonra o gücü istiyorsun. Saçma sapan bir doğa biçimi. Anlatabiliyor muyum? Ya bana güzellik ver de, ne bileyim sevgi ver de, bilgi ver de, erdem ver de. Niye zorluklarla karşılaşacak bir güç istiyorsun? O zaman zorluğun da gelmesi lazım. Neden? Sana zorluklarla baş edecek bir güç vereceksem bu gücü açığa çıkartman için zorluklarla karşılaşman lazım. İyi futbol oynamak, iyi basketbol oynamak, ne bileyim iyi çizim yapmak için bol bol çizim yapmak lazım ya. Sen de zorluklarla karşılaşabilmek için bir sürü zorlukla karşılaşman lazım ki onların böyle üstesinden gelebilmeyi öğren diye. Çünkü şöyle bir şey yok hayatta. Yaptım ve oldu. Böyle bir şey yok. Yaradan'ın kendisi bile bu sistemleri bozmaz. Bozamaz demiyorum. Bozmaz. Sen kendi evini dağıtır mısın? Dağıtmazsın. O zaman içindeki evini dağıtmayacaksın. Zihnindeki evini dağıtmayacaksın. Kalbindeki evini dağıtmayacaksın. Sevmeyi bileceksin. Etrafındaki insanlardaki aynalamayı görmeyi bileceksin. Kendini bileceksin. Yaşamı algılamaya başlayacaksın. Öğretmenini bileceksin. Yolunu bileceksin. Dostlarını bileceksin. Aileni bileceksin. Aile demek illa kan bağı demek değil. Sen de benim bir ailemsin. Ben de senin bir ailen olabilirim. Her ne kadar hepiniz beni sevmeseniz de yani ben kendi içimde kendi ailemi oluşturup dışarıdaki insanlarla da o aile bütünlüğünü sağlayabilirim. Yapabilirim ben bunu ya. Bende bu güç var. Ben derken hepimizden bahsediyorum. Yani bir bireyde bir insanda bu güç var. Savaşın bir anlamı yok. İçgüdüyle yaptığımız her şey bizi kötüye götürüyor. Dışarıdaki insanları anlamaya çalışalım birazcık. Bunu yaparsak başarırız. Bunu yaparsak uyanış diye bir şeyin olmadığını zaten uyanmış olduğunu
Ama buraya da öylesine bir geldiğini görmeye başlayacaksın zaten. Öyle düşün. Teşekkür ederim. Varsa sorularınıza geçelim. Birazcık konuyu dağıttım. Kusura bakmayın ama şey böyle bu konunun en basit örneği dışarıdaki herkesin yansıman ya eksikliğini ya da fazlalığını gösteriyor olması. Ama bu değindiğimiz konularda önemli tabii. Varsa sorularınızı alayım.